Merhabalar. Çin'den aldığımız kızılötesi gece görüş kutu açılışı yapacağız. Mega Orei 3 cihazımızın adı. Kutu açılımı yapalım ve cihazımıza bakalım. Cihazımız sağlam bir plastik kutuda geliyor. Üzeri süngerlerle sabitlenmiş. Herhangi bir darbe aldığında zarar görmesin diye. Bu şekilde kutusundan çıkarıyoruz. Evet. Cihazımız bu şekilde bir kutuyla beraber elimize geliyor ve bu şekilde kutunun içerisinde bize ulaşıyor. Bir adet dürbüne bağlamak için boğaz var. Bununla beraber İçerisinde 42, 44, 46 ve 48 milim dürbünlerin boğazlı olması için aparatlar bulunuyor. Ve asıl işimize yarayan, gece görüş sağlayan kızılötesi gece görüşümüz bu şekilde. Gayet kibar ve hafif bir tane pille çalışıyor. Liyom şarj edilebilir 18.650 3.7 watt pille çalışıyor. Şu kısımda açıp pilini şöyle koyup kullanabiliyoruz. Gece görüş almamızı sağlayan şurası kızılötesi el feneri. Uzak mesafelerde bu şekilde ileri geri çekerek, zoomlayarak uzak mesafelerde görüş sağlıyor. Şurada bir ekran var, ana ekran var. Görüntü bu ekrana düşüyor ve biz bu ekrandan görüntüyü rahat bir şekilde görebiliyoruz. Opsiyonel olarak cihazımızın hafıza kartı alırken opsiyonel olarak alabiliyoruz. Şurada 32 GB hafıza kartı yeri var. Koyuyoruz ve uzun çekimlerde 1 saat, 1,5 saat çekim yapabiliyor. Menüsüne bakalım. Menüsünde daha detaylı anlatayım. Alırken USB bilgisayara aktarmak için bir tane flash bellek. Opsiyonel olarak bir de bataryaları şarj edilebilir olmasından dolayı şarj cihazı da alabiliyorsunuz. Bunların hepsi opsiyonel ama direkt sadece şu iki aparatı Çin'den direkt sipariş edebiliyorsunuz. Şimdi ana menüye geçelim ve bakalım. Şurada açma kapama tuşuna basarak ekranımızı aktif hale getirebiliyoruz. Işıktan yansıma olduğu için çok net belli olmuyor. Evet, şurada gördüğünüz üzere video kaydedici. Sağ tarafın altında hafıza kartı, fotoğraf, aynı zamanda ses de kaydedebiliyor. Şurada ses şeyi de var. 32 GB hafıza kartına 1 saat 35 dakika, 2 dakikada video çektim ben. 1 saat 37 dakika kaydalabiliyor. Fotoğraf, video çekerken video tuşuna basılı tutuyoruz. Otomatik olarak kendisi videoya geçiyor. Aynı şekilde fotoğraf tuşuna bir kere bastığımız zaman kendisi fotoğraf çekebiliyor. Up ve down tuşlarıyla menüler arasında yukarı ve aşağı şekilde ilerleyebiliyoruz. Orta tuştan menüye giriyoruz. Menüsüne bakalım. Şöyle. Evet. Record diyor. Data. LCD açık kapalı. Şuradan ekranın parlaklığını ayarlayabiliyoruz. %50. Yine buradan ekranımıza bu şekilde artı bir reticle ekleyebiliyoruz.
Evet, artıkılımız, retikılımız gitti. Auto power off diyor. Dil seçenekleri var. İspanyolca. Şu fazla bir dil seçeneği yok. İngilizceyi tercih edelim. Data time, saat zaman ayarlayabiliyoruz buradan. Format atabiliyoruz. Evet. Menümüz bu şekilde. Mesela şuradan basılı tutarak çektiğimiz bir tane videoyu da açıp izleyebiliyoruz. Şöyle. Evet. Ötesi gece görüşümüzü dürbüne monte edelim. Montalamasını göstereyim.